Ama herkes, balkonlar, pencereler, çatılar, sizler de şöyle bir flaşlarınızı yakabilir misiniz lütfen? Bütün meydan. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşkü'ne gönderelim. Birleşe birleşe kazanacağız. Birazdan Cumhurbaşkanı yardımcımız gelecek. Hepinize hoş geldiniz diyor. Evladım geliyor. Taş atanlara çiçek atan yiğit geliyor. Demokrasi kahramanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ekrem İmamoğlu'nun çok kıymetli eşi Dilek İmamoğlu. Ve işte şimdi Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem İmamoğlu. Harikasın cadde. Harikasın cadde. Ben çok heyecanlıyım. Siz de öyle mi? Ben pazartesi iple çekiyorum. Siz? Harika. Çok güzel bir gün olacak. Allah'ın izniyle çok güzel bir gün olacak. Asla yalnız yürümeyeceğiz. Hep birlikte yürüyeceğiz. Kesinlikle iyilik kazanacak. Doğduğum yıl geldin, ilk oyumla gönderiyorum diyoruz. Bir Kemal kurdu, bir Kemal kurtaracak. Kesinlikle içelim bir gün. Tamam, söz, söz. Kahvemizi, kahve dedi, kahve, gülmeyin. Kahve içeceğiz. Konya'da kahve içtin, kıskandın, biz de kahve içmek istiyoruz dediler. Şu yandaş medya alır götürür bu işi, bak söyleyeyim. Sen gözümün nuru, Kadıköy'ün gururu, harikasın. Yahu tehlikeli kız, Tayyo cidden yeto. Size bir sır veriyoruz, onu sonra söyleyeceğim. Yönetim ekip işi güle güle tek kişi. İlk oy, ilk aşk. Dede muhteşem, merak etme. Evet, harikasın. Gençler, güneş kreminizi sürün, bahar geliyor. Cadde olunca coşturdu vallahi. Vallahi taşla değil sevgiyle geldik. Benim güzel hemşerilerim. Ne diyordu ya, göremiyorum. Ben metroyu çiğ değil iyi pişmiş seviyorum. Tamam, ben öyleyim, haklı. Tabii ben buraya gelip şimdi Dudullu Bostancı metro hattını açtık. İnşallah seneye Göztepe Ataşehir'i de açacağız. Onları anlatmayacağım. Onları anlatmayacağım ama açacağız. Bunlar yapamadı, başlatamadı bile. Durdurdu. Niye biliyor musunuz? Bunların derdi millete hizmet değil. Millete hizmet değil. Bunların derdi bir avuç insana hizmet. Milletin aklını beğenmeyenden bu millete yönetici olmaz. Milletin aklını beğenmeyenden. Şuradaki zihin haritası memleketi öyle güzel yönetir ki. Şuradaki zihin haritası. Ve memleketimin her yerinde çok kıymetli zihinler, beyinler, akıllar var. Ama diyor ki bir kişi, ben bilirim, en doğrusunu ben bilirim, her şeyi ben bilirim diyor hatta. Millet bilmez, başkası da bilmez. Hatta diyor ki yanındakiler,
hani gaza getirir ya. Onlar diyor ki aman ha giderse, aman ha bu memleket, bu devlet veled dalin amin. Bak sen, bak sen. Yani şu 1000 yıllık devlet geleneği olan bu toplum, bu insanlar daha dünyanın gelişmiş ülkeleri bile cumhuriyeti öğrenmeden bu millete, bu millete cumhuriyeti hediye etmiş, emanet etmiş Mustafa Kemal Atatürk var, bu milletin önderi. Bu millet 200 yıldır demokrasi mücadelesi verecek. Ama neymiş? Bir kişi gidecek, her şey kötü olacak. Bak sen. Biz diyoruz ki bu seçimden sonra göreceksiniz, Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Her şey çok güzel olacak. Biz diyoruz ki bu seçimden sonra Millet İttifakı'nın devasa kadrosu gelecek. Her şey çok güzel olacak. Diyoruz ki biz milletin evlatlarıyla, bu milletin yetiştirdiği güzel insanlarla, liyakatli insanlarla bu memleketi 15 Mayıs'tan sonra yöneteceğiz. Her şey çok güzel olacak. Onlar diyor ki aman ha bir kişi giderse her şey çok kötü olacak. Hadi oradan, hadi oradan, hadi işinize bakın. Bu milletin aklı kendine yeter. Bir kişinin dönemi bitecek, milletin dönemi başlayacak. Bir kişi evine gidecek, milletin dönemi başlayacak. Milletin dönemi. Biz birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Göreceksiniz, kardeşlik, eşitlik, özgürlük, bütün bu cümleler bizim ideallerimiz. Milletçe öyle güzel yerde duruyoruz ki göreceksiniz, bir adım atmamız lazım, bir adım. O bir adım 14 Mayıs'ta. Bir adım attığımızda önümüzdeki tüm kapılar iyiliğe açılacak. Tüm kapılar güzelliğe açılacak. Bu kapı önemli. Bu bir adım önemli. 14 Mayıs'taki bir adımı aman ha, aman ihmal etmeyeceğiz. Ya acil bir işi vardı, şu şehre gitti. Acil bir konusu vardı, şu ülkeye gitti. Hemen çağırın. Hemen çağırın. Kadıköy, başta Kadıköy, başta İstanbul. Oy rekoru kıracak, oy rekoru. Sandıklarda oy patlaması olacak. Bir adım atarsak eşitliğe tutunacağız, özgürlüğe tutunacağız. Huzura, mutluluğa, berekete, bolluğa bir adım. Cumhuriyete, demokrasiye başımız öne eğikti. Bir adım atarsak başımız dik olacak. Memleketimizin insanlarına karşı, geçmişimize karşı, Atatürk'e karşı başımız dik olacak. Başımız dik olacak. Bir adım. Biz özgür ve demokrat bir Türkiye istiyoruz. Özgür, demokrat Türkiye. Biz milletçe bunu yakalamak zorundayız. Geçmişin kavgalarına değil, geleceğin umutlarına koşacağız, umutlarına. Geçmişin kavgalarıyla ilgilenmiyoruz. Sorunun değil, çözümün dönemi başlayacak. Her sabah uyandığımızda bu memleketin gerçek konularını konuşacağız. Bugün eğitimde en üstün hangi adımı atıyoruz? Bugün sağlıkta hangi doktorumuzla gururlanıyoruz? Bugün eğitimimizde hangi üniversiteyle gururlanıyoruz? Hangi üniversitemiz daha ilk 500'e girdi? Hangi akademisyenlerimizin makaleleri dünyanın her yarını sardı? Bunları konuşacağız. Üretimi konuşacağız.
icat yapan gençlerimizi konuşacağız. Dünya çapında yazılım yapan nesilleri konuşacağız. Bir adım lazım, bir adım. O bir adım lazım bize. O bir adımı hep birlikte yakalayacağız. Bir avuç insanın, bir avuç insanın iktidarı bitecek. Bir avuç insanın kendini düşünen, kendi ailesini, yuvasını düşünen o akıl bitecek. Milleti düşünen, 86 milyon insanına, en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine, milletin her ferdini eşit gören bir dönemi başlatacağız. Herkes eşit. Herkes bu vatanın has evladı. Herkes, hepimiz bu millet olarak bu devletin eşit hissedarıyız. Bu toprakların eşit hissedarıyız. Hiçbir birimizin birbirinden farkı yok. Çocuklarımıza bunu öğreteceğiz. Herkesin kişisel varlığı kendine. Ama bu memleketin nimetleri millete akacak. Millet İttifakı'nın becerikli, liyakatli kadroları bu ülkeyi yönetecek. Bir kişinin dediğini yapan değil, doğruyu yapan kadrolar göreve gelecek. Bir kişinin aklıyla dövizi indir, faizi indir, şunu kaldır, bir tane bile makale okumamış, ekonomi hakkında bilgisi olmayan, bir tane bile makale okumamış, içişleri nedir bilmeyen insanların yerine eğitim yaşamını, hayatını bu işe adamış memleketin has evlatları, memleketin liyakatli kadroları göreve gelecek. Sizin evlatlarınız, sizler geleceksiniz. Bakın, bunlar bir parti devleti yaratmak istediler. Partiyi kutsallaştırdılar. Onun önündeki kişiyi kutsallaştırdılar. Siyaset araç, partiler araç. Esas olan memleketin geleceği, esas olan devletin geleceği. Bunu unuttular. Parti devleti yapmak istediler. Bu memleketin her bürokratını partinin emrine sokmak istediler. Bu memleketin mülki idari amirlerini, herkesi partinin emrine sokmak istediler. Ve Türkiye'yi bir parti devleti olma yönünde ayrımcılığa doğru ittiler. Bu memleketi parti devleti olmaktan hep birlikte kurtaracağız. Bu devletin kurumlarından partizanlığı hep birlikte söküp atacağız. Söküp atacağız. Söküp atacağız. Bu millet biliyor. Polis herkesin polisi, hakim herkesin hakimi, asker herkesin askeri. Bizim askerimiz, bizim hakimimiz, bizim polisimiz. Devletimizi güçlendireceğiz. Devletimiz güçlü olacak. Ama afete karşı, depreme karşı, yoksulluğa karşı güçlü olacağı şeyler bunlar. Devlet vatandaşına karşı şefkatli olacak. Devlet vatandaşına karşı güler yüzlü olacak. Devletin ruhunu bir çocuğumuz gördü mü yüzü gülümseyecek. Devletini ve onun o kurumlarını sevecek. O devlet hiçbir zaman vatandaşına güç göstermez. Devlet parmak göstermez vatandaşına. Devlet vatandaşını sarar, sarmalar, kucaklar, sever, okşar, ayrımcılık yapmaz. Sen o partiden, sen bu partiden demez. Bana oy veren, vermeyen demez. Bunlar diyor. Ama biz ne yapacağız biliyor musunuz? Bu seçimi bize oy vermeyen canım vatandaşlarımız için de kazanacağız. Onlar için de kazanacağız. Ve diyorlar ki biz bu memleketin insanlarına korku sardılar,
insanlar endişeli. İnsanlar efendime söyleyeyim işte korkuyor falan. Bizim milletimiz kimseden korkmaz. Bu kardeşiniz bir şey söylüyor. Bakın bizim insanımız kimseden korkmaz. Bizim insanımız ben her yerde söylüyorum. Allah'tan başka hiç kimse bizi korkutamaz. Boynumuzu eğemez, boynumuzu bükemez. Biz özgürlüğü için, hürriyeti için her şeyi feda etmeye hazır bir milletiz. Kimse bizim özgürlüğümüze sınır koyamaz. O bakımdan bugünün anlayışına 14 Mayıs'ta son vereceğiz. Hem de bir daha gelmemek üzere son vereceğiz. Çünkü bu seçim bir parti seçimi değil. Bu seçim bir sistemin sona erdirilme seçimidir. Bu seçim bir sistemi evine gönderme seçimidir. Bu seçim başımızı sıkıntıya sokan, ekonomimizi berbat eden, cebimizdeki parayı pul eden, eğitimimizi yerlerde süründüren, üniversitelerimizi böyle baskı altına alan, her yönüyle memleketimizi sıkıntıya sokan bu rejimi sona erdirme seçimidir. O kişi gitsin, bu kişi gelsin seçimi de değildir. Onun için sevgili gençler, özellikle sizler önümüzdeki 20-25 yılın hayatımızı etkileyecek tercihini yapacaksınız. Hiçbir gençten oy firesi istemiyoruz. Hiçbir gençten. Z kuşağının tarih yazdığı bir seçim olacak mı bu seçim? Gençler, bu seçim size ve sizin ruhunuza emanet. Gençler, bu seçim hayatınızın bundan sonraki dönemini en yoğun etkileyeceğini unutmayın. Bir adım kaldı. Bir adım 14 Mayıs. Bir adım. O adımı güçlü atalım. Hep birlikte atalım. O gün sandıklarda görev alalım. ...60 derece konuşmaya çalışıyorum. Hepinizin gözünün içine bakmak istiyorum. Bazen diyorlar ki insanların gözünün içine bakmayı seviyorsunuz, farkında değilsiniz. Gözünün içine bakarak gönüllerinizdeki, kalplerinizdeki enerjiyi alıyorum. Ve o enerjiyle beraber diyorlar ki işte dün itibariyle 80. mitingimizi yaptık. Bugünden devam ediyoruz. Allah şahit en büyük gücümüz sizin sevginiz. Hayatta en çok sevdiğim tarif ne biliyor musunuz? Sevgi pıtırcı olmak. Sevgi pıtırcığını bu arkadaşlar kötü bir şeymiş gibi dalga konusu yapıyorlar. Allah aşkına sevmeyi ve sevilmeyi bilmeyen hayattan bir şey anlar mı? Anlamaz. Vallahi anlamaz. Sevmeyi ve sevilmeyi bilmeyen insan bu hayattan zevk almaz. Alır mı? Almaz. Onun için birbirimizi sevmeyi insanlarımıza öğreteceğiz. Kimmiş, nereliymiş, etnik kökeni, geçmişi, inancı, giyimi, kuşamı, hepsi benim insanım ya. Hepsi benim insanım. Ben insanıma kurban olurum. Memleketini yöneten öyle yapacak. Benim masamın arkasında bir tablo var. Senin kalbine kurban olurum evlat. Harikasın. Bu tabloyu yıllar önce masamın arkasına asmıştım şundan. Bir yönetici, devlet yöneticisi vatandaşının gözünün içine bakarak onu dinlemiyor ve anlamıyorsa
işte şunu al da git, bunu al da git diyorsa o bu memlekete layık yönetici değildir. Değildir. İşte en iyi onu bunlar anlıyor, bu gençler, bu çocuklar anlıyor. İşte onun için diyorum Allah'ım ne olur ben de evet gözlerim mavi değil ama atamın gözleri gibi bakayım milletimin gözlerine. Ben öyle diyorum, öyle istiyorum. Öyle istiyorum. İşte bu duygularla bu bir adımı en güçlü şekilde 14 Mayıs'ta atmaya hazır mıyız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir kere oy kullanacağız. Ne yapacağız? Sandıklarda görev alacağız. Görev alacağız. Geldiniz, okulda yeteri görevli var. O zaman orada oyları bekleyeceğiz. Burada yeteri insan var. Başka bir yere gidin, görev alın. Size yol gösterecek parti görevlileri vardır. Millet İttifakı'nın her partisiyle konuşabilirsiniz. Size yol gösterirler. Oylarımıza sahip çıkacağız. Oylarımızın bir tanesine bile sıkıntı getirmeyeceğiz. Oylarımıza nasıl sahip çıkılırı bunlara öyle bir öğrettik ki 2019'da. Son kez yapacağız ve artık Türkiye'mizde öyle bir demokrasi anlayışı inşa edeceğiz ki bir daha hiçbir zaman vatandaşımızın oylara sahip çıkmasına ihtiyacı kalmayacak. Onun için hepinizi oylara sahip çıkmaya, sonuna kadar sandıkları korumaya davet ediyorum. Hazır mıyız? Güzel, güzel, güzel. Kalan saatlerin her anını farklı düşünenlere... Yapma ya. Hadi Allah korusun bizi bakalım. Allah bizi korur. Yalnız yalnız söyleyeyim, ben 6 Mayıs'ta o çıkarttığım ceketi bir daha giymeye hiç niyetim yok. Bir daha giymeye hiç niyetim yok. Asla ve asla. İşte o zaman ne yaptılar? Efendim neymiş? Sandıklarda terörist varmış. Çıktı bu devletin bakanı. Bir de şöyle yapıyor. 700 civarında terörist tespit ettik. Civarında. Yaklaşık. Ne oldu? Bir kişi bile yargılanıp suçlanmadı. Bir kişi bile mahkum olmadı. Peki bize yalancı dediniz, hırsız dediniz bu millete. Bu millet ne yaptı size? 806 bin oy farkını tek tek saydırdı. Tek tek saydırdı. Bunun adı nedir biliyor musunuz? Bunun adı okkalı bir demokrasi tokadı. Demokrasi tokadı. Onun için bir daha bunları yaşamayacağız. Buradan benim devletimin kıymetli bürokratlarını, buradan benim devletimin kıymetli güvenlik görevlilerini, Yüksek Seçim Kurulu'nu, ilçe seçim kurullarını, aman ha, oy namustur. Bizim oyumuza sakın bir zeval vermeyin. Bizim oyumuza sakın bir sıkıntı getirmeyin. Sakın bu ülkede şaibeli bir seçimi kabul edecek tek bir Allah'ın kulu yok. Tek bir Allah'ın kulu yok. Bu ülkede seçim yarışı mertçe olur. Dürüstçe olur. Mert vallahi üşümüyorum. Üşümüyorum. Şu an ısındım.
mertçe olur. Mertçe, mertçe. Yarışı mertçe yapalım. Seçimi kazananı tebrik edelim. Biz seçimi kazanacağımızdan eminiz. 14 Mayıs günü, 14 Mayıs günü okullarınızın önünü terk etmeyin. Elinize hile hiçbir zaman biz yaptırmayacağız. Elimize o canım Türk bayraklarımızı alacağız. Bilen horon oynasın. Bilen halay çeksin. Bilen halay çeksin. 14 Mayıs'ı demokrasi şölenine çevirmeye hazır mıyız? Güzel. Güzel. Harika. Harika. Motivasyon yüksek. Aman bırakmayın. Bu memleketin en önemli seçimi. Bizi izleyenler, duyanlar, herkes. Herkes görevini yapacak. Peki yarın ben tamam bırakmayacağız. Yarın ben Samsun'a gidiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla erken bir 19 Mayıs kutlaması yapacağız. Sonra oradan Ankara'ya geçiyoruz. Mansur Yavaş Başkanımın ev sahipliğinde erken bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapacağız. Sonra İstanbul'un dört semtini dolaşacağım. Esenyurt, Gazi Osman Paşa, Pendik. Oradan tekrar Büyükçekmece ve Allah'ın izniyle 14 Mayıs günü de hep birlikte Demokrasi Bayramı kutlayacağız. Şimdi bakalım önce sesinizi İstanbul duysun. Önce sesinizi İstanbul duysun. Her şey şimdi Samsun duysun. Her şey şimdi benim güzel Ankara'm duysun. Her şey bir sır veriyoruz. Bir sır veriyoruz, kimseye söylemeyin. Ekrem Başkan aramızda kaldı deyin sevgili gençler. Kulağına fısıldayın arkadaşınızın. Ekrem Başkan da kulağıma fısıldadı deyin. Anlaştık mı? Sır, sır aramızda. Güzel gençler, kulağına benim gibi yapın. Kazanıyoruz! Milletçe kazanıyoruz, milletçe. Kalın sağlıcakla. Cem gel buraya, Gençlik Kolları Başkanı gel yanıma Cem. Hadi. Kazanıyoruz, devam eğlenmeye Cem. Gel.